Baba bir oyun oynayalım mı? Oynayalım kızım. Kartopu oyununa bayılırım. Ya baba, kim söylemiş sana kartopu oynayacağımızı? Saman oynayacağız. Ne demek saman? Şimdi sen sağ diyeceksin, ben de man diyeceğim, tamam mı? Tamam, man. Hayır hayır, sen sağ diyeceksin. Saman. Ya baba, bütün oyunu bozdun sen de. Çok sıkıcı sen. Kartopu oynasaydık böyle yapmazdım. Sadece hile yapardım. Üf baba. Şimdi de yapboz oynayalım mı? Kızım daha yeni geldik buraya. Eve gidip şimdi yapboz mu oynayacağız? Hayır baba, öyle değil. Sen yap diyeceksin, ben de boz diyeceğim. Boz. Neyi bozacağız ya? Ah baba, gerçekten çok sıkıcısın. Biraz komiksin ama. Sen yap diyeceksin, ben de boz diyeceğim. Yapboz olacak, anlamadım ben. Hiç mi mantık yok acaba sende? Sevmedim ben bu oyunu ya. Çok sıkıcısın. Kay kay kay. Kay kay kay. Kankam birazdan burada olacakmış. Öyle dedi. Of, annem de en sıcak tutan ve en kışındıran şapkamı giydirmiş bana. Halbuki ben hasta olup tam bir ay boyunca okula gitmeyecektim. Aa, merhaba arkadaşım. Merhaba Kundiş. Of ya, benim de çok garip bir ismim var. Kundiş neymiş arkadaş? Baba sen gider misin? Zaten çok oyun bozansın. Biz arkadaşımla biraz oynayalım. Ne, ben mi? Oyun bozucu mu? Ben de kendim eve gidip boş boş oturuyorum. Senin baban da biraz garipmiş sanırım. Ne demezsin? Ben neler çekiyorum babamla. Gel şöyle bir yanıma. Abi, abi, abi şuna bak. Şuna bak, kar yağmaya başlamış. Ben göremiyorum kardeşim. Abi ne uğraşıyorsun? Şu karşıdaki cama baksana. Hmm? Abi bak, görüyor musun? Bakayım. Evet, nasıl da kar yağıyor öyle? Hemen dışarı çıkalım abi, hadi hadi lütfen. Kardan adam da yaparız. Ama kardeşim, önce kahvaltımızı yapmalıyız. Tamam o zaman, önce kahvaltımızı yapalım. Sonra hemen çıkarız. Tamam kardeşim. Hadi beni takip et. Kar yağıyor, lapa lapa yağıyor. Kardan adam bize el sallıyor. Çocuklar lütfen fazla oynamayın. Sonra parmaklarınız falan buruşuyor. Karda nasıl buruşuyor bilmiyorum ama. Ayrıca birbirinizin içine de kar sokmayın. Sonra üşütüyorsunuz ve okula gidemiyorsunuz. Konuları aksatıyorsunuz. Ve son bir şey daha. Anne anlattın, sen de anlatacağın kadar ya. Ana sözü kesilmez. Neyse. Ve bir de size iki tane kap vereceğim. Onları biraz kar doldurun. Pekmez yapayım size. Ana sözü dinleyin ya. Evet evet. Anladım. Abi sen anladın mı? Hayır kardeşim, aldırma. Annem böyledir. Kırıcım biraz abartmadın mı? Ne abartması ya? Neyse çocuklar. Ben de bir kar kurdu olarak. Öyle bir şey var mı ya? Neyse, bir kar kurdu olarak bir ara gelirim yanınıza. Tamam baba, gelirsin sen de. Hadi görüşürüz, biz gidiyoruz. İyi, çok heyecanlı. Pekmezli kar, pekmezli kar. Atkım neden bu kadar uzun? Atkım neden bu kadar uzun? Yok ya, bu olmadı, çok uzun. Kardeşim senin şapkan nerede? Ne şapka mı? Kafanda. Kafan mı? Kafan bomboş. Nasıl? Sadece kulaklarım var kafanda. Eyvah, demek ki o yolda düşen benim şapkanmış. Ay, yolda düşürdüm, şimdi araba ezer. Onu mu önemsiyorsun sen? Ya karlanırsa? Şimdi donacaksın, içine kar dolmuştur o şapkanın. Abi buldum. Biraz üşüdüm, içime kar kaçtı. Annemin o sözleri beni büyüledi. İçime kar kaçtı. Kardeşim duygusal müzikte duygusal konuşma yapmanın ne gerek vardı? Duygusal müziği kapatabilirsiniz. Senaryo 3. Neyse, nerede kalmıştık? Evet. Ah kardeşim. Şşt, kırmızılı, adını unuttum senin. Of ya, zaten herkes benim adımı unutuyor. Sen bana yabancı de. O kadar mı zor? Ele be hale davi çakodi tetanimi ya ya adı. Zaten tutulamıyor mu ya? Ben nasıl ezberinde tutuyorum o zaman? Ne kadar da kolaymış adın. Dostlar, kardan adam yapalım mı? Bence süper fikir. Bunu. Kim attıysa adını söylesin bana. 341 numaralı ajan. Efendim? Öyle birisi yok ki.
savaşını başlatıyorum. Kusura bakma arkadaşım ama biz kardan adam yapmayı düşünüyorduk. Kartopu savaşı yapmayı değil. Siz de çok sıkıcısınız arkadaşım. Birazcık kartopu oynasak ne olur? Sonra yaparız kardan adamı. Şimdi atacağım bak kartopunu kafana. Eyvah, yandık. Çok iyi atıyor bu kız. Şimdi atacağım sana. Kaydım, buz olmuş buralar. Savaş başlıyor. Amanın, ne kötü vurdunuz beni. Sizin yüzünüzden içime kar topu kaçtı. Hem de başımı çok fena vurdunuz. Ay başım, ne kötü vurdunuz. Hakikaten kim vurdu beni ya? Abicik üzülme. Ben vurdum sanırım. Yok, ben kimi vurmuştum? Ben herkesi bir kere vurmuş muydum? Saçmalama, sen kimseyi vurmadın. Ay neyse arkadaşlar, hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Çok dalmışız oyuna. Uzatmayalım bu konuyu. Hadi kardan adam yapalım. Kardan adamlardan korktum. Şimdi onlara nasıl söyleyeceğim? Keşke o kadar film izlemeseydim. Bir daha annem ve babamın izlediği filmleri asla izlemeyeceğim. Hemen konuyu dağıtmam lazım ama. Yine kartopu savaşı. Bakın çok büyük yapıyorum. Kimin kafasına gelecek acaba? Çok şüpheli bir durum. Ya ne diyorsun arkadaşım? Ben bir daha yapmam. Vallahi ben de. Atın kartoplarını, görsün gününü. Ay! Ay yapmayın, çok acıyor. Kafam gitti. Herhalde bundan daha ağrı yoktur. Bildiğiniz deprem oldu ya. Bu neymiş arkadaş? Bir de bozulmadı. Şuna bakın. Kim yaptı bunu? Kim attı bana? Size annemi söyleyeceğim. Ben yaptım. Nasıl olmuş? En büyüğünüz olarak en büyüğünle. Ben yapacaktım tabii ki. Hadi artık itiraz etmek yok. Tamam mı? Kardan adam yapıyoruz. Ne? Kardan adam mı? Bundan sonra itiraz edemeyeceğim sanırım. Benim piyano kursum vardı. Bay bay. Yok, kar yağışı nedeniyle. Her yer kapalı değil mi? Neyse, hadi biz yapalım. Çocuklar, kar topladınız mı? Yenge beni deviydin. Ne yengesi ya? Ben anayım ana. Çocuğum, hala kar toplamadınız mı? Size süre veriyorum. Yeni çıktı bu. Yaklaşık bir saat. Üşüyeceksiniz. Bakın. Ay dondum da atkıda takmamışım. Sana yarım saat süre veriyorum. Kardeşin ise bir saat sonra gelecek. Karları doldurmayı unutmayın. Haksızlık ya. Ben kardeşimden daha büyüğüm. Kardeşimden daha büyük olmayı bırak, kankamdan büyüğüm. Kankamdan büyük olmayı bırak, bızdırıktan büyüğüm. Bızdırık mı? Gerçekten o kadar sevimli mi buluyorsun beni? Hayır, dilime takılmış canım. Bızdırık değil, neydi? İsmimi hiç sevmiyorum. Bence artık şu kardan adamı yapalım. Ben topu yuvarlamaya başladım bile. Evet hadi. Herkes benim gibi yuvarlasın. Bakın en büyük benimki oldu ve tek de benimki oldu. Neyse hadi marş. Hadi ben de kafasını yapıyorum. Ben sana yardım edebilirim. O zaman ben ne yapayım? Ben de evden kardan adamın burnu için havuç ve gözler için kömür getireyim. Umarım annemizin verir. Hadi yuvarlayalım. Geldim. Şunu da bırakayım. Kızım bu hal ne? Üstün başın kar olmuş. Ben hiçbir yerine bulaştırma demiştim sana. Birazcık ana sözü dinler misin? Anne, arkadaşlarımla kardan adam yapacağız. Acilen havuç ve kömür lazım. Bir de süpürge verirsen çok iyi olurdu. Ay kızım sakin ol. Havucu da veriyorum, kovayı da veriyorum, kömürleri de veriyorum. Evimiz de artık karlı. Çok eğlenceli. Kızım al bakalım. Kömürler kovanın içinde. Başka bir şey var mıydı acaba? Evet anne, bir de süpürge. O süpürgeyi sana veremem. Neden anne? Hem buraları çok kirlettin. Temizlemem lazım. Hem o bizim tek süpürgemiz. Hem de süpürgen boş yere gitmemeli. Ne olacak sanki? Yenisini alırız. Tamam kızım, tamam. Al. Ama sonra geri getiriyorsun. Tamam. Az içinde domates değil mi? Domates mi? Bir de babamın fikrini alalım. Domates sanki biraz şey gibi geldi. Biri beni çağırmış sanırım. Evet baba, tam da üstüne geldin. Sence kardan adamımızın ağzı için ne kullanmalıyız?
Bence onun için de kömür kullanın. Bence domates de yap. Hayır, o kömürle yapılacak. Hayır, bence domatesle. Kızım bak, babanın sözünü dinle. Yani bizim çocukluğumuzda hep öyle yapardık biz. Hep kömürlü yapardık. Bak sen de bana uyu lütfen çocukluğumuzu. Ağlayasın bile gelmedi. Kızım ana sözü dinler misin biraz ya? Domates de yap. Of tamam anne. Teşekkürler Anita. Ha bu arada süpürge için teşekkürler yeniden. Unutur dedik. Unutmadı. Nasıl kız bu ya? Anlaşılan senin de yardıma ihtiyacın yok. Neyse ben de malzemeleri yerleştiririm. En eğlenceli iş bana. İşte hazır. Şuna bakın ne kadar büyük yaptım. Ay boyumdan büyük resmen. Ay taşıyamıyorum çok ağır. Ay. İşte bu da kardan adamımızın gövdesi. Çok güzel olmuş ve kocaman. İşte ben de getirdim. Ay. Benimki çok ağır. Sanırım en büyüğü benimki. Boşuna uğraşma canım. Ben daha en büyüğünü yaptım seninkinin. Seninki baş olur artık. En büyüğünüz benim ya. Benim en büyüğü yapmam lazımdı. Beyni kim yapıyordu? Ne beyni? Peki akciğeri kim yapacak? Ne akciğeri? Peki karaciğeri kim yapıyor? Arkadaşım saçmalama. Kardan adamda öyle şeyler olmaz. Biraz kömürle havuç lazım. Bence beyin de olmalıydı. İstersen onun yerine senin beynini koyalım. Beyin mi dedi biri? Biz nerede kalmıştık? Hemen birleştireyim ben. İşte bitti. Bal gibi oldu. O zaman yiyelim. Yani yap. Dilim dolandı. Benim de gidiyor bazen gelir o. Çocuklar. Getirdim. Umarım geç kalmamışımdır. Annemden bunları almak çok zor oldu. Ağız için ne getirdim peki? Annem domates olabileceğini söyledi. Babam illa da zeytinli olsun diye tutturdu. Küçüklüklerinde zeytinli yapıyorlarmış. Hadi bakalım. Ben yapmaya başlıyorum. Süper oldu bence. Bence de muhteşem oldu. Yalnız biraz üşümüş gibi gözüküyor. Şapka ve atkı gerekmez mi? Atkı kolay iş bir kere. Ben atkımı veririm. Çok üşüdüm. Bu atkıyı ben çıkardığıma göre ben takacağım. Şöyle de. Şimdi de düğüm atalım. İşte bağladım. Gerçekten soğukmuş hava. Peki şapkasını kim feda edecek? Baştan söyleyeyim ben etmem. Ben de etmem. Annemiz bizi tembihledi. Ben de etmem. Bir kere ben atkımı feda ettim. Şapkamı neden edeyim? Bizim zavallı kardan adamımız üşüyor ama. Abimle beni annem tembihledi. Hiçbir şeyimizi çıkaramayız. Durun aklıma bir fikir geldi sanırım. Aslında kimse bir şeyini çıkartmak zorunda değil. O zaman alayım ben atkımı geri. Hayır şapka aşamasında diyorum. Şu kovayı şapka niyetine kullanabiliriz. Oldu. Nasıl olmuş? Bence çok güzel. Bu dünyanın en güzel kardan adamı. Sizce bunun adı ne olsun? En iyi 4 arkadaş olsun. Biraz süreselim. Sanki tam olmadı ama. Dostluk kardan adamı? Bence dostluk kardan adamı ismi. Benimkinden çok daha güzel oldu. Bence de çok güzel oldu. Dostluğu ifade etsin bu kardan adam. Bence de dostluğu ifade etsin. Abi zaten annemiz bizi birazdan çağırır. Hemen şu kovalara birazcık kar dolduralım. Ben kendi kovamı dolduruyorum. Oley. Sanırım benimki büyük olan olacak. Of ya abi. Hep büyükleri sen alıyorsun. Ben daha büyüğüm. Herkesten daha büyüğüm. Çocuklar bence bu kardan adamı alalım yanımıza yani. O kadar emek verdik. Bunu burada bırakırsak bozabilirler. Bence de birisi evine götürüp buzdolabına koşsun. Bir kere biz götüremeyiz. Annem hiç izin vermez. Yine fikir benden ama söyleyeceğim. Bence bir fotoğraf çekip bu anı ölümsüzleştirebiliriz. Ve bu sayede de dostluk kardan adamı her zaman yaşar. Peki... fotoğrafı nasıl çekeceğiz? Peynir deyin yeter. Peynir deyin. Peynir. Acaba ben kardan adam mı deseydim? İçimde kaldı deyin bari. Kardan adam. Oo, biz bayağı üşüdük. Hadi artık dolduruyorum ben. Benim kovam küçük, sığmıyor ama şöyle bir tane kar topu yaptım. Koyar mısın acaba? Tabii ki. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşım. Ben de gidiyorum. Görüşürüz kardan adam. Dudağım dondu.
Hey, şuna da bak arkadaşım. Ne kadar da güzel bir kardan adam. Aynen arkadaşım. Çok güzel bir kardan adam. Ben çok da şapkasını beğendim. Ben de süpürgesini. Acaba kim yapmıştır? Bence bunu tek bir kişi yapmış olmaz. Her kimler yaptıysa çok güzel olmuş. Aynen. Ay. ben gidiyorum. Neyden korktular ya? Daha önce hiç konuşan bir kardan adam görmemişler gibi davrandılar. Siz korkmadınız değil mi? Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, güzel yorumlar atmayı, istek videolar göndermeyi, abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Eğer kar yağıyorsa şu an lütfen durmayın. Benim yerime de 2 tane kardan adam yapın. Ve tabii ki son bir şey daha. Alın bakayım şu kar topunu.